Size sözüm olsun. Cizre'de bir haftadır sokağa çıkma yasağı var. Hastaların ancak beyaz bayrak açılarak taşındığı, bir kız çocuğunun defnedilemediği için dondurucuda saklandığı görüntüler başka bir ülkeden değil, kendi sınırlarımız içinden geliyor. Terörle mücadele edelim derken tüm ilçe halkı cezalandırılıyor. Sadece Cizre'de yaşananlar bile hem Maalesef devletin acziyetini göstermesi hem de PKK'nın şehirlere yayıldığını ispatlaması açısından önemli ve Türk Kürt ortak geleceği adına endişe verici. Devleti temsil edenlerin itirafları PKK'nın bölgede hakimiyet kurmasına göz yumulduğunu gösteriyor. PKK'ya tepkilerin bir kısmı sivillere yönelince bundan bütün Kürtler zarar görüyor. Suriye Kürtlerinin uluslararası meşruiyet kazanarak rüştünü ispat etmesiyle özellik hayalleri canlanan PKK'nın akıttığı kan, sosyal barışı dinamitlemeye devam ediyor. Üstünde Diyarbakır, Batman yazan otobüslere, Kürtlerin işyerlerine, HDP binalarına eş zamanlı saldırıların rastlantı olduğunu sanmak, ülkenin sicili de düşünüldüğünde saflık olur. Bu gösterilerle adı duyulan, ülkücü görünümlü ama üstü kazanınca ak oldukları anlaşılan Osmanlı ocakları üyeleri, sığlık ve cehaletleriyle Osmanlı'nın gurur duyulabilecek yanlarından bile insanı soğutuyor. Bunlar nereden çıktı diye merak edenlere noktanın röportajını tavsiye ederim. Adeta iç savaş kıvılcımı çakma amacı güden bu eş zamanlı saldırılar bir yana, bu ülkede faşist bir damar olduğuna şüphe yok. Bir insanın etnik köken gibi doğuştan gelen ve değiştiremediği özellikleri nedeniyle üstünlük iddia etmesi ya da başka birini hor görmesi anlamsız. Ne var ki çocuk yaştan andımız okutulan, Kürt coğrafyasındaki dağlarına bile ne mutlu Türk'üm diyene yazılan bir ülkede faşizmin bu kadarı olan bir sonuç. Halbuki Eşit vatandaşlık temelinde bir ülke kurabilmek, başarılı modellere bakınca o kadar zor olmamalı. Her etnik kökenden insanı ekonomik refah ve özgürlük paydasında göreceli huzur içinde yaşatan Amerika örneği önümüzde dursa da, o kadar kozmopolit olmayan, bir ırkın çoğunlukta olduğu İskandinav ülkeleri de bu evrensel vatandaşlık idealine yaklaşabilmişler. Bu açıdan bakıldığında ulus devlet idealinin insanlığın başına gelen büyük felaketlerden olduğunu iddia etmek yanlış olmaz. Bu paradigma yani her etnik grubun sadece kendi etnik devleti içinde mutlu olabileceği varsayımı değişmedikçe sadece bizde değil dünyanın farklı yerlerinde de sorunlar bitmeyecek. Şiddet, şiddeti, milliyetçilik, milliyetçiliği besliyor. Türkiye, bir kısır döngüye girdapta boğulur gibi girerken, ülkenin üzerindeki yük taşıması zor hale geliyor. Yolsuzluklarla zedelenen kurumlar, hukukun üstünlüğünün yok olması zaten devleti adeta felç etmişti. Tüm toplum medya özgürlüğüne sahip çıkmasa da milletin nefes borusunun kesilmeye çalışılması tansiyonu daha da artırdı. Üstüne eklenen etnik gerilim bardağı taşıran son damla olabilir. Nitekim Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılan soruşturma, sivil Kürtleri PKK'nın kucağına atmaktan ve gerilimi davet etmekten başka bir adım değil. Yine de bu toplumun bünyesi krizlere alışık olduğu için geri dönülmez noktayı sosyolojik bir içgüdüyle hissederek içinden sivil bir ilk yardım mekanizması üreteceğine dair umudumu korumak istiyorum. Ne var ki bu süreçte daha çok canların yanacağını, normalleşmenin bedelle geleceğini tahmin etmek zor değil. Sözüm olsun normalleşirsek hepimizi bezdiren siyasi konuların dışına da çıkıp hayat İnsan ilişkileri ve mesela Türk erkeklerinin tahakküm sevdası ve kadınlarla ilgili yanlış varsayımları üzerine yazacağım.